Önceki hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda hayatımın en mutlu gününde olabilirim. Şimdi arkadaşlar, babam bana bir söz vermişti. Sana motor alacağım demiş, 9 yaş doğum günü hediyesi olarak. Sözünü tuttu ama biraz yarım yamalak tuttu. Yani cross motor alacağına... Bir saniye. Bir dakika, bu iPhone şarjı mı ya? Babam bana bir söz vermiş. 9 yaş doğum günde sana cross motor alacağım demişti. Bir videoda sözünü tuttu demiştim. Bana bir elektrikli motor almıştı. Yani tuttu sayılır demiştim. Çünkü öyleydi. Şimdi o sözünü cidden tutuyor yani. Cross motor alıyor, evet. Hayatımın en heyecanlı günü. O elektrikli motor beni kesmedi arkadaşlar. Yani ne bileyim, böyle garip. Yani gitmiyor yani. Bir de kesmedi yani. İşte o yüzden de Düzce'ye gideceğiz. Bir cross motora bakacağız. İnşallah alırız. Babamın beynin etini yiyorum kaç gündür. Hatta kaç yıldır. 3 yıldır ben bu anı bekliyorum bu arada. Her neyse, gideceğiz, göreceğiz. Evet arkadaşlar, motoru alacağımız yere, yani bakacağımız yere geldik. Motor çok iyi. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum yani. Çok iyi bir şey. Manuel bir motor kendisi. 65 cc. Yani şöyle oturayım. Daha etik, amortisör falan da çok iyi. Bunun markası KTM. Gayet yani cross motorların en iyi markası diyebiliriz. Ve şu ön freni çözemedim ya. Çok yumuşak. Debriyajımız bu. Bu ön fren. Şurada arka fren var. Bu vites olayı. Ben bunu hiç bilmiyorum. Onu da soracağız şimdi. Çok rahat ya. Ben elektrikli bir motor almıştım. Biliyorsunuzdur video izlediyseniz. Yani onun yanında şey, yani o karıncaysa bu hamam böceği yani. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar, düşündüğüm gibi motoru aldık. Evet, şimdi size motordan bahsetmeyeceğim. Zaten ben hiç kullanmadım. Sadece babam kullandı ve babamın söylediklerine göre motor gayet güzel gidiyor. Süper, hiçbir sıkıntısı yok. Yarın gündüz gözüyle size bütün ayrıntıları anlatacağım. Şimdi sadece şöyle bir motor göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi motoru dedemin arabasının bagajına koyduk. Neden dedemin arabasıyla geldik? Bizim arabaya sığmayacağı için. Şurada galiba hava filtresi var ya. Ne olduğunu çözemedim. Çok güzel benzin kokuyor burada. Ah. Şu debriyaj bu arada. Tek bildiğim şeylerden biri o. Bir de şurada fren var. Bir de şurada arka fren var. Şu arkada bir yerde, öbür tarafta. Şurada vites kolu var ama onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Bir de nasıl çalıştığını biliyorum. Onu şu an gösteremem. Çünkü öbür tarafta kalıyor. Bir tane şey var. Vanası var. Onu açıyorsun. Benzin vanası. Sonra bir tane çubuk var. Ona bastırıyorsun. Gaz vererek ve sonra hın 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 diye ses geliyor. Yani çalışmış olur. Şimdi bir göstereceğim şöyle. Zaten karanlık olduğu için çok iyi göremediğinizden eminim. Şurada yedek parçaları falan var. Yedek parçaların önemini anlatayım ben. Büyük ihtimalle bunu ilk 10. sürüşünde falan bir hareket deneyip granajın yok ya. Yani lastiğini falan böyle yırtabilirim. Yırtmak derken tehlikeli hareket deneyim, ormana falan girerim böyle. Giderim, güle girerim yanlışlıkla. Zaten ormanda süreceğim veya tarlada. Her neyse, güle falan girerim. Lastiği yırtarım. Yani yarılır bildiğim böyle. Bisiklette onu kaldırımda yapmıştım. Motorda da diken de olur diye düşünüyorum. Şimdi ne desem bilmiyorum. Motor 65 cc manuel ve acayip iyi yani. Lastiklerin falan da var. Artık yarın gündüz köyde sürerim diye düşünüyorum. Ben de daha hiç zaten kullanmadım. Hiçbir tecrübem falan yok. Babam kullandı sadece ve güzel olduğunu söylüyor motorun. Güzel gittiğini söylüyor. Yani yarın göreceğiz. Şimdi tabii ekipmansız olmaz. Kask alacağız, mont alacağız, eşortman alacağız işte. Ekipman alacağız yani. Köye getirdik ve şimdi indirip biraz süreceğim. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben dün bir motor almıştım. Orada çok yakışıklı görünüyor. Bir saniye, hemen öbür kamerayı açmalıyım. Motoru buraya getirmiştik. Ve dün hava karanlık olduğu için çok sürememiştim. Hadi gel. Aa, Kubi.
rahat rahat sürebileceğime inanıyorum. Benim için hazırlamışlar galiba. Baba sen çeker misin? Şimdi ayakları çıkaralım. Şimdi. Şu anda boşta arkadaşlar motor. Boşta olduğunda iyice kontrol etmemiz gerek. Şimdi bunun böyle bir çubuğu var. İlk o çubuğu şöyle boşluğunu alıyorsunuz. Sonra... Ah olmadı. Sonra çubuğa tüm gücünüzle basıp gaz veriyorsunuz ve motor çalışıyor. Çok zor ya. Evet arkadaşlar motor böyle bir ara gazı verdik. Şimdi dışarıda süreceğiz ama önce arka lastiğine hava basmamız lazım. Çünkü havası çok inik. Şimdi basacağız. Motorumuz orada. Arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Ekipman alınca nasıl sürdüğümü görürsünüz. Buradan stop ediyoruz arkadaşlar. Şimdi stop edeceğim. Düzgün basmak gerekiyormuş.